Merhabalar, ben Emre Oğuz. Kavakla bölgesinde ikamet etmekteyiz. Aksaba Trabzon. 2 aydan beri evimize internet bağlattıramıyoruz. Başvuru yaptık. Gelip porta bakıyorlar. Yer yok deyip gidiyorlar. Benim oğlum. Ve şu an canlı derste yeni çıktı. Kendi telefonumdan beraber bütçem yettikçe ders yapmaya bakıyor. Ve kontrol yetiştiremiyorum. Arıyoruz, soruyoruz. Bize diyorlar ki burada portta yer yok. Bizim yapacak olduğumuz bir şey yok. Ne bir çalışma, ne bir iyileştirme, ne bir şey. Hiçbir şey yaptıkları yok. Elimizden geldiği kadar cebimizde bütçemize göre kendimizi idare etmeye çalışıyoruz. Ama o da bir yere kadar gidiyor yani. Burada gördüğünüz gibi çalışma yapılıyor ama kime yapılıyor, nereye hizmet yapılıyor onu da biz bilmiyoruz. Bize kimse geri dönüş yapılmadı, geri dönüş yapılacağını söylediler. Her yere bilgilerimiz, kayıtlarımız mevcuttur. Mağduruz. Biz kendi işimizle beraber uğraştığımız için, çocuğumuz da işimizden, evde işim uğraştığı için kendi işimizden, çocuğumuzdan da ilgilenemiyoruz. Yardım talep etmek istiyoruz. Yani bize bir ilgilendirsin de yani burada ne olacak, ne bitecek gibilerinden. Çalışmalarını da bekliyoruz biz burada. Yani evde internet olmayınca normal kendi mobil hattınızdan, mobil internetinizden kullanıyorsunuz. Evet. Sanıyorum bu da yetmiyor. Yetmiyor, öyle mi? Yetmiyor. Devamlı mesela haftada iki kere ben kontür yüklemek mecburiyetinde kalıyorum. Yani 50-100 lira bir para yani. Bir ayda ne kadar kontür yüklüyorsunuz bir ayda? Tahmin olarak? Bir ayda, bir haftada 50 lira yüklediğim için 200 lira bir para ediyor yani benim cebimde. Ben Trabzon Akçabat Kavaklı Beldesi'nde Kavaklı Beldesi'nde taksiçiyim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın vermiş olduğu bu EBA TV'den genelde çocukların %60-70 yararlanamıyor. 30 dakika veriyor. Ondan sonra bu EBA TV denilen kanal buna yayından kalkıyor. Çocuklar ders yapamıyor. Artı imkanları olmayan bir sürü insan var. İmkanları olmadığı halde kaymakamlıktan talepte bulunduk tablet için. Okula gittik, sorduk. Sadece 7. sınıflara falan veriliyor dediler. Oradan da tabii bir şey cevap alamadık. Maalesef bu EBA TV dedikleri çocuklar için, çocukların geleceğini sağlamak için bunların vermiş olduğu EBA TV bana göre hikaye. Yani aldatmacadan başka bir şey değil. Evine internet bağlatamadığın zaman o çocuk nasıl geleceğini hazırlayacak? Kim hazırlayacak onu geleceğini? Bunu eğer ulaşabiliyorsa bunu bakanlara ve milletvekillerine buradan sesleniyoruz. Trabzon, Akçabat, Kavaklı Beldesi halkı olarak, artı bir taksi şoförü olarak bunları belirtmek istiyorum. Yani milletle, halkla oynamasınlar. Gelsinler, millet para veriyor. Bedava kimse internet istemiyor. Yok şey küçükmüş. Gelsin büyütsünler. Büyütsün kardeşim. Geliyor takır takır parasını alıp gidiyor. Faturasını, parasını alıp gidiyor. Bilmem ne yapıyor. Kimseye bedava bir şey verdikleri yok yani. Herkes parasını sonuçta ödüyor. Borç, harç alıp ödüyor, bilmem ne yapıyor. Yani onlar nereye hizmet yapıyorlar? Hani hizmet şu anda şehir mi? Akçabat'ın şehir merkezindeyiz ama diyorlar ki burada portta yer yok, öyle mi? Evet. Çalışma da yapılıyor. Herhangi bir çalışma da yok zaten. Ne arayan var ne soran. Bir de bu kadar yani. Mahallede sizin gibi mağdur olanlar var mı? Tabii arka mahallemizde de mağdur olanlar var. Yani sadece bu tarafta olanlar. Arka mahallede İnternet evine bağlatamayıp çocuklarını EBA TV'den yararlanamayıp bir sürü mağdur çocuklar var. Koronavirüsten dolayı çoğu çocuk evinde eğitim görmesi gerekiyor. Çünkü kimse çocuğunu okula göndermek istemiyor bu virüsten dolayı. Onun için bir an önce bunu biraz geliştirsinler, genişletsinler. Halkı şey yapmasınlar, mağdur etmesinler. Televizyonlara çıkıp da efendim herkes EBA TV'den canlı ders görebilir. Bunlar hikaye kardeşim, hikaye. O zaman kontrol etsinler. Bunlara da bir kontrol şeysi çıkarsınlar. Bakın
Vatandaş internet bağlanacaksa bunu cebinden verecek, bunu devlet vermeyecek. Veya 12 yılı bağlayan vermeyecek. Anladın mı? Bu talebimiz ihtiyacında ihtiyacı olan vatandaşlara, özellikle ilkokula giden öğrencilerin babalarını, ailelerini internet bağlasınlar. Evet. Pekala, sizin internetle ilgili Türk Telekom'a bir başvurunuz oldu mu? Evet. İnternetin bağlanma. O süreci anlatır mısınız? Bize orada denilen şu, bir randevu veriyorlar bize. Randevuda gelip panoya baktılar. Evet, doğru. Panoya geldiler, baktılar o hizmet konusunda. Ben yanlarına geldiğim zaman bana dediler ki bu kutuda yer olmadı. Olmadığı için bizim buna yapacak olduğumuz bir şey yok. Biz Trabzon, Akçabat'taki Söğütlü Türk Telekom müdürlüğüne biz bunu bildiriyoruz. Ama ve sonradan bize arkamızda mesaj geliyor. Teknik bir problem sebebiyle size geri dönüş yapılacak. Bize ne arayan var ne soran. Geldiğimiz durum bu. Biz başvuruyoruz. Kutular dolu veya aboneler dolu, size internet bağlatamayız diyorlar. Yani burası sonuçta bir şehir. Büyük şehir. Ya burada bir mahalle, mahallede demeyeyim yani, büyük şehirde bu gibi yerde bir internet bağlatamazsak biz, yani bunun büyük şehirin bir alakası. Çocuğunuz kaç yaşında? 17 yaş. Kaça gidiyor? Turizme gidiyor. Meslek. Turizm meslek lisesine gidiyor. Peki evet. Hani eğitimi nasıl yapıyor? Okula giderek mi yoksa internet üzerinde mi yapıyor? İnternet olmadığı için okula mecbur gidiyor. İnternet olmadığı için evet. Okula gidiyor. Peki evet. Hani internet olsa okula göndermeyecek mi bu çocuğu? Derslerine bakar, bir şeyler olur da. Evet. Peki hala internetin olabilmesi için müracaatta bulundunuz mu Türk Telekom? Bulunduk dediler, bize kutular dolu, internet bağlatamıyor. Gelmiyoruz. Ne kadar önce, ne kadar zaman önce? Ondan 20 gün önce. 20 gün önce. Evet. Cevap ne geldi size? Cevap bir şekilde mi görüyor? Müracaat ettik, internet bağladım adresimden bile. Evet. Kutular dolu, doluluk oranı var. Boş yer yok. Boş yer olmadığından dolayı da bağlama olmuyor. Söylediler bize. Evet, oğlum şu an ders yapıyor annesinin telefonuyla beraber. Haftada 40 lira yüklüyoruz. Bu da bize bir hafta gidiyor. Ama EBTV olmasa daha fazla gidecektir. Şu anda çocuğunu sanıyorum annesinin telefonuyla, biraz önce öyle söylediniz. Evet, evet. Annesinin telefonuyla ders yapıyor ama evet, şu anda fazla kendisini de rahatsız etmek istemiyorum. Pekala, bununla ilgili tabii gerçi biraz önce anlattınız ama ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani şu anda zaten ekonomik şartlarınız iyi olmadığından dolayı asgari ücretten çalışan bir biri olarak yetkililere nasıl bir seslenişe bulunmak istiyorsun? Yani bizim amacımız bir an önce evimize internet bağlatmamız lazım bu konuda. Derslerini daha rahat iyi görebilmesi için. Mesela okula okuldan geldi, kalan iki dersi daha kalıyor. Onları da mecbur geliyor bir daha tekrar evden internetten üzerinden telefondan yapılıyor. Ders kitapları zaten orada şu an ödev var. Mecbur onlarla beraber de uğraşıyoruz. Bir an önce bağlanması işte, yani elimizden geldi bu yani. Pekala, bağlansa bile evinizde sanıyorum bilgisayar yok. Evet, bilgisayarımız da tablet yok. De yok. Evet, sadece televizyonumuz var evde. Ekonomik şartlardan dolayı 2400 lira bir aylık alıyorum ben. Benim bütçem onu kaldırmıyor. Nereden baksan 3000 lira 4000 liralardan söz ediyor dizüstü bilgisayarlar. Alsam bir tane tablet, o da görüntü olarak karanlık. Çocuklar iletişim sıkıntısı çekiyorlar mesela. Devamlı güncellemeler mesela kıvır zıvır oldukları zaman o tablet de bir işe yaramıyor bilgisayar gibi. Yardım istiyoruz yani, bakalım. Merhabalar. Benim oğlum şu anda telefondan ders yapıyor. Her hafta gondür yüklüyorum. Bize işte internet bağlamıyorlar. Portta yer yok diyorlar. Porta para olduğu için devletten katkı pay alınması lazımmış. Onu oraya bağlayabilmeleri için. 2 ay süre oldu biz başvuralı. Ama henüz bağlanmadı. Bizim tek isteğimiz önümüzü göremememiz. İnternetin ne zaman bağlanacağı. Pencungi her hafta giderince tamam olduğu zaman yüklüyorum çocuğuma. Ama benim tek istediğim
çocuğunun iletişim, yani iletişim sorunu çekmedi, testlerini yapabilmesi. O yüzden de yani bize bu internet konusunda yardımcı olsunlar, en kısa zamanda da bağlanmasını istiyor. Pekala, bununla ilgili bir başvuruda bulundunuz mu eşiniz? Bulunduk. Evet. Söğütlü'ye de söyledik, oraya gitmemiz gerektiğini, onlar yapacaklarını söylediler. Onlar da elimizde bir şey olmadığını, dedikleri gibi ödenek beklediklerini devletten. Ondan dolayı onlara ödenek geldiği zaman Pordor'a bağlanıp bize de interneti bağlayacakmışlar. Ama dediğim gibi zaten bu durumdan dolayı önümüzü görmediğimiz için ne kadar telefona yükleyip bu yani sürecek bu yani durum, onu da bilmediğimiz için artık yani buna bir el atsınlar. Haftada ne kadar yükleme yapıyorsunuz veya her ayda? Her hafta yüklüyorum. Her hafta 40 liralık. 40 liralık. 40 liralık. 12 çıkıp alıyorum, her hafta yüklüyorum. Ama normalde benim o yüklediğim zaten bana bir ay gidiyordu. Şimdi haftada 4-5 kez yüklemek zorunda kalıyorum. Tabii ki maddi bir değeri de var ama yani ondan ziyade bugün internetim bitti, eşimin yine bağlandım. Eşim evde olmasa nereye bağlanacaktım? O sorun var. Dediğim gibi tek sorunumuz bizim internetin en kısa zamanda bağlanmasını istiyoruz. Pekala, sen neler söylemek istersin? İnterneti rahat rahat tabii bağlanamıyorsun. Annenin telefonundan bağlanıyorsun. Babanın telefonundan bağlanıyorsun. Rahatlıkla dersini yapabiliyor musun? Evet, yapıyorum. Bir de bir şey söyleyeyim. Tabletimiz var ama onunla canlı derse katılamıyor. Çünkü internet yok içinde. İnternet olsa belki açar. İnternet olsa açar. İnternet olmadığı için olur. Eyvallah. Bir an önce internetin olmasını istiyorsun, öyle mi? Hı-hı. Onun için neler söylemek istersin, seni izleyen yetkililere neler söylemek istersin buradan? Herkes yardım etsin bize. Biz de kalır ağacı olduk buradan. Baba, telefonu ödeyecek olabilir miyim? Kontrol malzeme vereyim mi Yasin?